Tebrikler, 4. bölüme kadar geldiniz. Evet. Herkese merhabalar, Patron TV'ye hoş geldiniz. Ben Yiğit. Pokemon Scarlet serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet, en son bu merdivenlere çıkacaktık. Hızlıca çıkıyoruz. Evet, bu muhteşem yere geldik. O kadar da kötü değildi ya merdivenler. Kız bence abartıyor. Nemana biraz abartıların kızı. Biraz drama queen kendisi. Pokemon neymiş? Ha, bu Alola'daki tatlış Pokemon. Bundan da yakalayamak istiyorum. Evet. Yakalayıp ne yapacağım bilmiyorum. Ne ara geliştireceğim bilmiyorum. O kadar çok geliştirmek istediğim Pokemon var ki 6 tane çok az. 8-10 tane versin işte slot. Ben nereden seçeyim böyle yavaş yavaş. Onlar da kullansın 8-10 tane. Böyle yıllarca savaş yapalım. Ya da aralarından 6 tanesiyle savaşabiliyor olalım mesela. Mesela. Selam Patsu, Narancı Akademisi'ne hoş geldin. Bu arada evet, Narancı Akademisi diye çevirebiliriz burayı. Bundan sonra Narancı Akademisi diyelim hatta. Evet, giriş alanı burası. Arkamdaki masadan giriş yapabilir. Yanlardaki kısımlardan da okulu keşfedebilirsin. Burası rahat rahat Pokemon savaşı yapmak için harika ama nedense giriş kısmında Pokemon savaşları yasaklı. Bay Patsu, Bayan Nemona. İlk gün okul yolu nasıldı sizin için? Harikaydı. Nemona Hanım'ın yüksek enerjisi size yardımcı olmuş olmalı. Bu güzel akademimize harika bir eklenti. Öğrenci konseyi başkanımız şampiyon sınıfı öğrenciden beklendiği gibi bizi mağaraya düşürttü ama neyse. Her zaman gibi güvenebileceğim birisin Nemona Hanım. Arkadaşlarımla nasıl ilgileneceğimi bilirim. Değil mi Patsu? Öyle hayal etsenize, çok korkunç bir kız değil mi? Evet, evet. Bu arada şehirde yine yıldız takımından çocuklar gördük müdür bey. Öyle mi? Nerede? Ön kapının önünde merdivenlerin altındaydı. İvi çantalı bir kıza sataşıyorlardı. Oo, neler duyuyorum. Hala oradalar mıdır dersin? Aslında Patsu onları savuşturdu ve kaçtılar. Aa, bak bak. Başka bir öğrenciye yardım etmek iyi bir şeydir Bay Patsu. Ama böyle her önünüze çıkanla savaşmayınız lütfen akademimizde. Dedi. Ve Nemona Hanım, böyle sıkıntılar çıkarsa okulumuzdaki çalışanlar bunlarla ilgileneceklerdir zaten. Evet, tabii ki de sayın müdür. İvi çantalı kız, muhtemelen Penny Hanım'dır. En azından derslerine geldiğine sevindim. Orada Nemona Hanım, bu yıldız takımı işiyle ilgili Jack Hoca'ya haber versen iyi olur. Hocan olarak bu tarz şeyleri bilse iyi olur. Tabii ki de efendim. Ama saate bakın, dersleriniz başlamak üzere. Hemen sınıflarınıza yetişmelisiniz. 1A sınıfındayız Patsu. Gel sana yolu göstereyim. Niye 1A sınıfındayız acaba? Bu kız şampiyon ranklı falan değil miydi ya böyle? Ben 8A falan bekliyordum. Günaydın Jack Hoca. Jack Hoca. Jack Hoca. Jack Hoca. Günaydın millet. Bu sabah size harika haberlerim var. Duymak isteyen var mı? Aa, ben harika şeyler duymak istiyorum. Sanırım size daha önceden söylemem gerekirdi ama sınıfımıza yeni bir arkadaş katılıyor. Fısır 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 fısır. Pekala, gelebilirsin. Biraz kendinden bahseder misin? Tabii ki de, ben Patsu. Bunu duydunuz mu? Çok arkadaş canlısı ve eğlenceli birisi gibi duruyor. Görüşe bakılırsa herkes seni daha iyi tanımak istiyor Patsu. Pekala, yeni arkadaşımıza kim soru sormak ister? Ben bir soru sorabilir miyim? Pokemon'la ilgili en sevdiğin şey ne? Pokemon'larımla oynamayı seviyorum en çok. Pokemon Shield'daki kamp bölümlerini görmediyseniz link bırakayım buraya. Çok seviyorum gerçekten, evet neyse. Gerçekten mi? Harika, ben de tamamen aynısıyım. Başka soru var mı? Benim bir sorum var. Sana yanığım. Yok öyle demedi. Buraya kaydolmak için bir sürü zahmete giriştin Patsu. Dökül bakalım. Bana aşık mısın? Yok, hayır öyle demedi. Buradan ne elde etmeyi düşünüyorsun? Hedeflediğin bir şey olsa gerek. Güçlü bir eğitmen olmak istiyorum. Ama Pokemon'larımla oynayarak, böyle savaşarak falan değil. Ne olacaksın? Biliyorum. Sen ve ben. Savaşlarda inanılmaz güçleneceğiz. Bir de kendinden bahsettiğin için sağ ol Patsu. Ben Jack Hoca. Jack Hoca. Akademide biyoloji öğretiyorum. Aynı zamanda sizin sınıfınızın hocasıyım. Senin sıran burası. Git oraya otur. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ya bir dakika. Lisede benim de sıram orasıydı. Hep böyle ikinci sırada olurdum. Ortada ikinci sırada. Evet, arkadaşınıza iyi davranın bakayım. Höt höt dedi. Tabii ki de Mr. Jack. Biraz FPS'imiz yükselirse daha iyi davranacağız ama.
Hayırlısı kısmet. Akademinin kampüsünü gezip dolaş, insanlara tanış dedi. Nemo'nayı mı arıyorsun? Bazı dersler alınabiliyormuş şu an. Nasıl alacağız o dersleri? Buraya oturup mu alarak yiyoruz? Akademiye hoş geldin. Nemo'nayı mı arıyorsun? Öğretmenler odasını çağırdılar şimdi. Peki. Okul içinde dolaşabilirsin, haritaya bakıp etrafı keşfet, belki de bulacağın şeyler vardır dedi. Kafeterya, öğretmenler arası ve sınıf 1. Ne kadar büyük. İyi, buraya gitmek istemiyorum. Ama hikayenin devamı için gitmemiz gerekiyor değil mi? Neyse şu gidelim şu çocukla konuşalım kafeteryaya. Evet, kantine gidiyoruz. Evet, kantinde takılıyoruz. Ne var be? Neyse, bize yeni Pokemon'umuzla ilgili bir şeyler söyler belki. Ah selam, yeniden karşılaştık. Beni hatırladın değil mi? Ah Fener'in oradaki. Ah evet, işte o. Çok zekisin. İsmini söylemene gerek yok, hatırlıyorum. Patsu değil mi? Bütün okul seninle ilgili konuşuyor. Öğrenci konseyi başkanı kızla beraber takılan çocuk. Ama hemen dedikodumuz çıkmış. Kız hemen dedikodumuzu yayıyor. Normalde derslere gelmekle falan uğraşmam. Ama bugün sadece okulun yeni yıldızı seninle konuşmak için geldim. Hayallerimi gerçekleştirebilmem için bana yardım edeceksin. Hayalin neymiş? Çok korkunç bir hareket yaptı. Sonra dedi ki, dikkatini çekti demek ki. Başka bir şey seçemedim, dikkatimi çektiği için değil. Aslında ben en çok piknik hayatını seviyorum. Aa ben de. İlginç. Yani oyun da gerçek hayatı değil çok. Dışarı takılmak, muhteşem bir şekilde hazırlanmış sandviçler, her şeyi. Yemekte de fena değilimdir. Şu an Pokemon'ları daha iyi hissettirecek tarifler arıyorum. Onları araştırıyorum. Geçen gün bu kitabı buldum. Herba Mystica şeyleri ile ilgili bir bölümü vardı. Özetle Pokemon'ları yedikleri an iyileştiren özel bitkiler. Okuduğuma göre 5 çeşit Herba Mystica varmış. Okuduğuma göre toz haline getirilmiş bir versiyonu kan dolaşımını hızlandırır, besin değerlerini yükseltir, yaşlanmayı engeller, bağışıklık sistemini bile güçlendirir. Oha! Ot. Bu otlar gerçekten muhteşem şeyler gibi duruyor. Ve sadece Paldea'da bulunabiliyorlar. Çok nadir bir şey. Bu kitap Titan Pokemon tarafından korunduklarını söylüyor. Birkaç tanesini toplamak bile bayağı bir sıkıntı olacak yani. Çünkü Titanlar yani böyle bir şeylerdir herhalde. Sıfırıncı alanda böyle kocaman, korkunç görünen Pokemonlar varmış. Sıfırıncı alanın derinliklerinde bunu görüp yaralanıp geri dönmek zorunda kalmışlar araştırmacılar. Donphan'a benzeyen bir Pokemon'u araştırmacı ekip böyle şans eseri fotoğrafını çekmiş. Ama Donphan'a göre çok daha büyük ve değişik bir stili var diyorlar. O otlardan ben de istiyorum. Ama Pokemon savaşlarında iyi değilim. Güçlü Pokemon'lara karşı bana yardım edecek arkadaşım da yok. Şu öğrenci konseyi kıza gidersem beni dinlemeyecektir bile zaten. Ama sen dinlersin. Bana yardımcı olmalısın. Sen harikasın. Ay tamam iyi. Bir dakika bekle. Hemen cevap vermene gerek yok. Haritada titanların çıkabileceği yerleri senin için işaretleyeceğim. Telefona bak. Sıfırıncı alan neymiş ya? Titanlara bak. Değişik tiplerde olmasını sevdim. Efsanelerin yolu. Path. Bu şey, there are three paths to complete this story yazıyordu bir yerde. Oyunun yorumlarında gördüm satın alırken, Amazon'da falan gördüm yani. 3 değişik şekilde bitirebiliyormuşuz oyunu. Yani illa de ligle bitirmemize gerek yok gibi duruyor artık. Sen bir bunu düşün, daha sonra detaylarını konuşabiliriz. Bu arada da bunu al. Beni dinlediğin için sana bir hediye vermek istiyorum. Al sana Stardust. Stardust bin popa. Direkt sattığınız bir eşya yani. İyi düşün yalnız lütfen. Peki. Yemek güçleri. Harika yemekler. Ama bununla konuşabiliyoruz sanırım. Buradan da bunlardan alabiliyoruz. Peki. Rototototo. Telefonumuz çalıyor. Nemo'na mı arıyor yoksa? Nemo'na beni bir sal. Bu patsı değil. Akıllı telefonunu hackledim ki seninle konuşabileyim. Umarım bunu dert etmezsin. Pardon, kimsiniz? Adım Cassiopeia. Ama onu boş ver. Benim konuşmak istediğim kişi sensin. Senin potansiyeli yüksek, harika bir eğitmen olduğunu duydum. Eğer bu doğruysa senden istediğim bir şey var. Söyle bana patsı. Yıldız takımını biliyorsun değil mi? Evet. Güzel. Bana doğrudan cevap vermeni sevindim. Yıldız takımı eskiden kurulmuş, akademiye sıkıntı çıkarıp duran bir grup. Okulda baş belasılar ve diğer öğrencilere de kendi seviyelerini çekmeye çalışıyorlar. Ama ben durup onların böyle ellerini kollarını sallayarak saçmalıklar yapmalarına izin vermeyeceğim.
Bu yüzden yıldız takımını tamamen alaşağı etmek için bir plan yaptım. Buna yıldız düşüşü operasyonu diyeceğim. Ama bu operasyonu sürdürebilmek için senin gibi insanlara ihtiyacım olacak. Tabii ki de. Çünkü az önce telefonumu hackleyen kişiye çok hızlı bir şekilde güveniyorum. Buna hemen cevap vermene gerek yok. Detayları daha sonra konuşabiliriz. Aa, yeni bir yol açıldı bize. Başka bir path. Aha, müdür geldi. Ah, Patsu Bey. Okulda telefonla konuşacaksın. Kısık sesle konuştuğuna emin ol. Daha dikkatli olacağım. Ama söz veremem. Yani başkaları kişisel bilgilerini alsın istemezsin değil mi? Bu zamanlarda bu tür şeylere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok sıkıntı. Gidebilirsiniz. Küçük Bey. Faiz. Yıldız takımı mı dedin? Ha, dinlemiş her şeyi. Bu yolda demek ki müdür de bize eşlik edecek. Bu sırada şu kolu biraz gezelim, neler varmış. Oo, kitaplıklar filan. Burada bir alan var. Sınıfı filan giriyoruz herhalde. Buraya oturabiliyor muyum? Oturamıyorum. Evet. Harika bir çalışma alanı. Asla oturamıyoruz. Ya Venonat'a bak. Selam. Yalnız bazı Pokemon'ların şu arkadaki öğrencilere göre çok daha detaylı olmaları. Harika. Şu kapılar neymiş bu arada? Onlara da bir bakalım tabii. Nereye gitmek istiyorsun? Ha, bununla ışınlanıyoruz. Peki. Şu merdivenler falan vardı. Onları merak ediyorum. Bu tarafta. Belki bir Poketop'u bir şey buluruz diye düşünüyorum. Ya Pokemon'dan çıkmış oraya. Ha, burada da pek bir şey yokmuş. Aha, Pokemon. Burada yakalayamıyoruz ama değil mi? Savaş yapamıyoruz diye biliyorum. Burada. Evet, sadece konuşabiliyoruz. Bu kitap niye çıkmış böyle dışarı? Az önce okuduğumuz o kocaman Pokemon'la ilgili bilgiler yeniden orada yazılıydı. Değişik bir şey değil yani. Belki böyle çıkıntılı olan yerlere gidip ilginç şeyler okuyabiliyoruz. Ha, aynı şeymiş. Hatta aynı şeyi tekrar okuyabiliriz. Ve bu arada hiçbir şey yok. Okul bomboş. Hiçbir şey yok. Utanmamışlar. Tamam, gidelim madem. Nemona'yla görüşelim madem. Öğretmenler odasına gidiyoruz. O ne be? Tangela gördüm. Nemona Tangela ile konuşuyor. Ama kadınmış. Pekala şampiyon Nemona. Benim yerine bununla ilgilenmene izin vereceğim. Bana bırakın. Bence çok eğlenceli bile olacak. Böyle duyduğuma sevindim. İyi günler. Ne be? Tangela kadın. Pardon. Ya Patsu, selam. Harika görünüyordun. Dalga mı geçiyorsun ya? Bence de kesinlikle. Kendisine La Primera deniyor. Birinci kişi. Birinci olan. O güçlüdür. Neredeyse her şeyi yapabilir. O olmak istediğim kişi. Her Pokemon eğitmenin olmak isteyeceği kişi. Gerçekten. Bu arada sınıftayken sana ne olmak istediğini sormuştum, hatırlıyor musun? Güçlü bir eğitmen olmak istediğini söylemiştin. O yüzden senin için bir fikrim var. Benim gibi şampiyon sınıfına ulaşmayı denemelisin. Tabii ki de. Yani illaki olacağım. Ya gerçekten inanılmaz. Bir saniye. Sana vermek istediğim bir şey var. Hadi bakalım. Şampiyon sınıfına ulaşan eğitmenler Pokemon'larını gerçekten güçlü yapanlardır. Savaşlarda gerçek bir profesyonellerdir. İzleyenleri yerlerinden fırlatacak heyecanlı savaşlar yaparlar. Pokemon liginde resmen şampiyon rütbesini almak için kendini kanıtlamalısın. Ve bunu yapmak için sadece burada dersler alman yetmez. Bunun için 8 Pokemon salonunu yenip salon rozetlerini kazanmalısın. Bunu yaptıktan sonra geriye özel bir test kalıyor sadece. Şampiyon olup olmayacağını gerçekten test ediyorlar. Ve onu da geçersen şampiyon oluyorsun. Bu her Pokemon eğitmeninin rüyasıdır. Hayal edebileceğin en cool şey. Ölmek gibi olmasın. Ben en son hazine avında şampiyon sınıfına ulaştım, biliyor musun? Ha, bu arada hazine avı bizim bağımsız bir çalışmamız burada. Yakında yine olur. Sonuncusu da semestr başladığında olmuştu. Harika. Bu olduğunda okula istediğin zaman terk edip gezip istediğin gibi öğrenebilirsin. Bütün okul kıtaya yayılıyor yani. Sanırım şampiyonluk benim aradığım hazineydi. Böyle diyebiliriz belki. Ama bu sonucu çıkarmak için biraz erken olabilir. Neyse, bana öyle geliyor ki eğer ikimiz de bu işin içinde olursak daha da güçlenebilecekmişim gibi hissediyorum. Haritanda salonların yerlerini işaretleyeyim de sonra gidip salon mücadelesi yapmak istersen bakabilesin diye.
Kızın rotamı çok cool ya. Ondan ben de istiyorum. Ha, buradalar. Bunların sıraları var mı acaba yine? Vardır illaki. Hayal etmiş. Benim o sevdiğim kadın herhalde o hayalet şeyinin medali salonundaki normal herhalde tipi. Nedense adamın yüzü ters dönmüş bir de. İlginçliği. Victory Road. Zafer yolu. Bu normal bütün Pokemon'larda olan yol demek ki. Bir düşün. Evet, kız da böyle gitti. Ding dong dong ding. Tatsı Bey'i müdürün ofisine çağırıyoruz. Evet, bir daha çağırdılar. Evet. Müdürün ofisine gitmemiz gerekiyor şimdi. Geldik. Hocam selam. Selam müdür. Geldiğiniz için teşekkürler Tatsı Bey. Narinci Akademisi'nde güzel zaman geçiriyor musunuz? Harika, her gün portakal yiyorum. Bunu duymak harika. Az önce neden kantinde konuşmadığınızı düşünüyor olmalısınız. Merak etmeyin, sizi buraya çağırmamın bir nedeni var. Bir arkadaşımın sizinle konuşmak istediği ciddi bir konu var. Evet, etrafıma bakıyorum. Evet. Ha, hayır. Korkarım şu an bizim de burada değil. Bir saniye lütfen. Bizi bağlayalım. Ha, ekrana mı yansıtacak? Aha. Hacker bu muydu? Kesin budur. Selam Tatsı, tanıştığımıza sevindim. Benim adım Profesör Sada. Büyük Paldea kraterinde Pokemon araştırmaları yapıyorum. Ha, o krater 0. alan diye biliniyormuş. Peki. Profesör akademiden mezun, harika bir araştırmacıdır. Evet, direkt Sada'da geleyim. Sen o alışılagelmedik Pokemon Koraidon'da dolaşan eğitmensin değil mi? Evet. Bilgileri doğruladığın için teşekkürler. Öğrenci numaramı falan da söylemişti. Seni gelmek istememiştim. Sadece yardımına ihtiyacım var. Yardımım mı? Aha, Koraidon çıktı. Agia dedi. Ha, iyi olduğuna sevindim. Son görüştüğümüzden beri epey bir zaman geçti. Giyas. Daha önceden Koraidon'la ben ilgileniyordum. Bu arada Giyas diyor ya, sanırım o Gears diye bir kelime var. Onun Japonca okunuşu, Katakana ile okunuşu Gia, vites demek. Herhalde bu Pokemon böyle motora dönüşebildiği için öyle bir bağırma uydurmuşlar Gia Gia diye. Onun Pokemon topu aslında benim. Armin adını da başka bir çocuktan aldığını düşünüyorum. O Pokemon'la ilgilenecek bir zamanım, durumum yok. Senden rica etmek istediğim buydu. O Pokemon'la benim yerime ilgilenebilir misin? Tabii ki de. Sağ ol. Bu kadar rahat söylemedi ama. Koraidon çok zayıfladı ve şu an savaş yapmaya uygun değil. Ama hareket için özel bir form alabilir. Bazı durumlarda da belki bütün yeteneklerini elde ettiği bir durum olabilir. Sandviç verdiğimizde olmuştu mesela. Pokemon devamlı olarak karnı aç demek ki. Ya bu Pokemonlar aç aç. Telefonumu falan verdiğim, sen de telefonunu verir misin dedi. Peki verelim. Seninle devamlı olarak haberleşeceğiz. Görüşürüz. Nereye gitti be? Ya özlemiş Koraidon. Bu Pokemon 0. alandan mı yoksa? Sada, yoksa onu mu yaptın? Profesör sana bayağı bir yük oldu. Ama akademi seni her şekilde desteklemeye hazır. Umarım Koraidon'la beraber okul yaşamında eğlenceli geçer. Ne oldu? Anlamadım. Burada bir şeyler var mı? Bir araştıralım, burası da gereksiz büyük gibi duruyor. Selam, pardon. Çok yanlış giriş şekilleri müdür odasına. Aa, hala buradasın Patsu. Hemen müdürün odasına mı çağrıldın? Hemen başını belaya sokmuşsun. Şaka yapıyorum, öyle olmadığını biliyorum. Nereden biliyorsa. Jack Hoca sana okul yurtlarını göstermemi istedi. Kendi odan var Patsu, gidip bakalım hadi. Evet, epey bir ilerlediğimiz için kendi odamızı gezdiğimiz kısmı da bir sonraki bölüme bırakmayı düşünüyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkürler. Ben oynarken çok eğlendim. Umarım izlerken siz de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaçtım. Bye.